Evet sevgili arkadaşlar sizlerle beraber dönem dönem bir araya gelmeye çalıştığımız ücretsiz ders etkinliklerimizin toplamda üçüncü ders içerisindeyiz ve birazcık paragraf yorumlaması yapalım dedik. Sınavlarda malum başımıza birazcık bela olabilmekte. Özellikle de zaman açısından yetiştirme noktasında sıkıntı oluşturabilecek bölümlerin başında geliyor. Şimdi YDS için konuştuğumuzda beş tane parçamız var. Dört adet sorumuz toplamda yirmi tane sorudan bahsediyoruz. dil için baktığımızda Beş tane e, yine efendim parçamız söz konusu üçerli sorular 15 tane soruyu bizim karşımıza getiriyorlar. Tabii yok dilde pasajlar görüntü olarak biraz zor gibi gelse de insaflı oldukları bir taraf var orası da seçeneklerdeki cümleleri kısa tutmaya çalışıyorlar arkadaşlar. YDS'de ise parçalar da hiç fena değil, cevapları da hiç fena değil. Bir buçuk satır iki satıra kadar doğru cevap yazdıkları kısımlar oluyor. Biz şimdi beraber hem pasajımızı yorumlayacağız hem doğru cevabımızı almaya çalışacağız hem de yanlış cevaplardan ne tarz bir bakış açısını izlemeye çalıştım onları da sizlere aktarmaya çalışacağım. Notlarınızı ona göre tutup Hani karşınıza benzer bir soru tipi gelirse ne yapacağımızı önceden gardımızı alalım diye. Sınav esnasında 10 ila 12 dakika arkadaşlar. ideal olan 10 ila 12 dakika zaman ayırıp hani YDS için konuşacak olursak bunu 5 parçayla çarptığımızda 60 dakika yani 1 saat ayırabilmemiz çok çok idealdir. Süperdir tabii. Tabii ne kadar efendim fazla olursa ne kadar güzel vakit ayırabilirsek doğru sayısı da o kadar artmakta. Türkiye'deki genel ortalama 7-8 doğru olacak şekilde bir ortalamaya gelinebiliyor. İdeal olan 13-14'ü devirdikten sonra sınavlar çok güzel gidebilmekte, sonuca da güzel yansımakta arkadaşlar. Bunun 5-6 dakikasını parçaya ayırabilirsek Geri kalan süreyi de seçeneklerin yorumlanması olacak şekilde değerlendirebilirsek bu hıza ulaştığımızda gayet o sınavlar korkutucu olmaktan uzaklaşmaktadır diyebilirim. Şimdi kendimi devre dışı bırakıyorum. Efendim exam score kitabımızdan test birden arka taraflardaki reading pasajlarının olduğu yerler sınavda karşımıza gelecek olsa neler yaparsınız, neler edersiniz? Burada canlı yayında bulunan arkadaşlarımızla yorumlayacağız. Banttan takip eden hocalarımız olursa da aklına takılan bir şey olursa bana her daim ulaşabilirler çeşitli kanallar üzerinden diyelim ve canlı yayında bulunan hocalarımız lütfen Naci Aslan Kılıç tarafından özelden bana yorumlarını belirtebilirler. Dediğim hatırlatmalarımı yaptım, kendimi ortadan kaldırdım. İlk pasajı sizlere sundum sevgili arkadaşlar. Sınav esnasında ne yaparsak güzel olur? Şöyle bizi ne tarz soru tipleri karşılıyor diyerekten altını bir çizersek başta. Buna 25-30 saniye ayırırsanız güzel olur arkadaşlar. Hani parçaya göre alayıcı olabilecek ironi olabilecek bir cümleyle karşılaşırsanız onu oraya sabitlersiniz. Yani sabit bir soru tipi karşımızda. İroni olan alaycı, hafif iğneleyici, hafif giydirmeli bir şeyler var. Acaba hangi cümlede bunu bulabiliyoruz? 62 numaralı sorumuza baktığımızda film yapımcıları öznemiz, film yapımcılarıyla alakalı birçok cümle olabilir tabii ki. Yine bir yere atıfta bulunacağız ya da genel bir duruma yönelik bir sonuç çıkarmak bir anlayışımız olabilir. 63 numarada söz konusu filmler olduğunda, film yapımcıları değil de bu sefer söz konusu filmler olduğunda ne diyebiliriz? 64 numaralı soru da tabii ki sınavlarda da karşımıza gelen soru tipi pasajın en iyi başlığı sizce ne olur? Bir başlık verecek olsak hangi başlığı takabiliriz burayı anlatmak, yorumlamak için? Haydi bakalım. Pasaja girdim sevgili arkadaşlar. Aklınıza takılan bir yer olursa chat kısmından yazabilirsiniz. Notlarınızı alabilirsiniz. Bir numaralı soru. Şey bir numaralı pasajımıza giriş yaptım. Money drives the world. Değil mi? para dünyayı ne yapmakta? idare etmekte, yönetmektedir arkadaşlar. Ve film yapımcıları da çok iyi. Neyde iyi? Bu gerçeği gözler önüne sermede film yapımcıları gerçekten iyi iş çıkartıyorlar diye girişimizi yaptık. We can all find valuable insights. Çok kıymetli bilgiler edinebiliyoruz, öğrenebiliyoruz değil mi? From a few documentaries. Birkaç belgeselden çok güzel, kıymetli bilgiler bulabiliyoruz, edinebiliyoruz, öğrenebiliyoruz ki bu belgeseller neyi inceleyen, neyi araştıran belgeseller? The power of money in modern life. Günümüz hayatında, günümüz dünyasında paranın gücünü bulmaya çalışan, keşfetmeye çalışan çok az belgeselden çok kıymetli bilgiler öğrenebiliyoruz, edinebiliyoruz. Bu ister 2008 ekonomik krizinden çıkarılan dersler olsun, isterse ya bu şirketler bu eşyaları, bu nesneleri, bu maddeleri, bu şeyleri nasıl kontrol ediyor? Hani bizlerin yaşaması için, hayatta kalmamız için ihtiyaç duyduğumuz şeyler var ya, şirketler bunları nasıl kontrol ediyor ya da istersek 2008 ekonomik krizinden edinilecek öğrenilecek dersler olsun hiç fark etmez. İşte bu filmler birçok soruyu gündeme taşımaktadır arkadaşlar. Raise questions'la kullanıldığında soruyu gündeme taşımak, ortaya atmak diyebilirsiniz. Whether or virgüllü kullanıldığında ister bla bla ister bla bla şeklinde yorumlayabilirsiniz. İster 2008 ekonomik krizinden çıkarılacak dersler olsun isterse bizim yaşamamız için ihtiyaç duyduğumuz şeyleri şirketler nasıl idare ediyor bu olsun. İşte filmler bu önemli soruları ne yapıyorlar? Gündeme taşımaktadırlar. How did America and Americans get so deeply in debt? Amerika ve Amerikalılar nasıl oldu da bu kadar derinden borca battılar? Nasıl derinden böyle bir borç batağına sürüklendiler? How is the global economy intertwined? küresel ekonomi nasıl iç içe geçmiştir acaba? Inter'de biliyorsunuz bir karşılıklı bir iç içe olma noktası, bir geçiş noktası var değil mi? Intertwine'ı da aldım. İç içe geçmek, birbirine sarılmak diye kullanılan bir fiildir. Küresel ekonomi nasıl oluyor da iç içe geçiyor acaba? Why is poverty still prevalent when we are supposed to be rich? Bizler zengin olmamız gerektiği anda nasıl oluyor da yoksulluk bu kadar hala yaygın diyor değil mi? Bakın şurada sanki bizler zengin olmamız gereken zamanda nasıl oluyor da yoksulluk bu kadar yaygın dediği noktada sanki bir şeyler var değil mi? Arka tarafta bir mesaj vermeye çalışmışız. These are all good questions. Bunların hepsi güzel sorulardır. That today's best filmmakers attempt to answer günümüzün en iyi film yapımcılarının cevaplamaya teşebbüs ettiği güzel sorulardır bunlar. Amerikalılar nasıl böyle borca battı? Küresel ekonomi nasıl iç içe geçti acaba? Bir ülkenin ekonomisi diğer ülkenin ekonomisiyle nasıl bağlantılı? Bizlerin zengin olması gerektiği zaman diliminde nasıl oluyor da yoksulluk bu kadar hala prevalent, yaygın? While the crisis may be over. Evet kriz tamamlanmış olsa da, kriz bitmiş olsa da hala geçmişin hatalarından dersleri bir güzel çıkarabiliyoruz, öğrenebiliyoruz değil mi? Ve bu filmler bakın bir şeyi öne sürmekte. Neyi öne sürüyor? There are ways, yollar var, yöntemler var. Bizlerin her birinin ve aynı zamanda ülkenin, ulusun, milletin bu durumu iyileştirebileceği yollar var. Filmler bunu öne sürüyormuş. Peki ne yaparak durumu düzeltebiliriz bireysel olarak ve ülke çapında. By changing spending patterns and habits. Harcama alışkanlıklarını ve harcama biçimlerini değiştirerek bizlerin ve bütün bir ulusun bu durumu düzeltebileceğinin yolu vardır, düzeltebilmesinin yolu yöntemi vardır. Filmler bunları öne sürmektedir. Şeklinde pasajımızı yorumlayabiliriz. Arkadaşlar ironi olan, hafiften iğneleme olan hafiften bizlere bir şeyi böyle giydirme usulü sunuyor değil mi? İroni nerede var burada dediğimizde size atayım topu. Nerede ironi gördünüz arkadaşlar? Özelden yazabilir misiniz? Bana cümleyi de söyleyebilirsiniz. Seçeneği de söyleyebilirsiniz. Fark etmez. Ama henüz seçeneklere inmediğimiz için şurada okumuş olduğumuz bir paragraf var. Hafiften de mesaj vermeye çalıştım. Bir tanesinde bir ironi var. Ama nerede? Değil mi? Heh, heh. Gören hocalarımız yazıyor şu anda. Evet dediğiniz yer arkadaşlar. Şurada zengin olmamız gerektiği anda zaman diliminde neden yoksulluk bu kadar yaygın deyince hafiften bir ironi atı vermiş değil mi? Adana ne diyor? We need to be well of today. Bugün zengin olmamız lazım. Bugün varlıklı olmamız gerekiyor ama gerçekte bizler öyle değiliz deyince arkadaşlar zengin olmamız gerektiği anda nasıl yoksulluk bu kadar yaygın noktasını bir nevi ön plana çıkarmış bir Adana var. Şöyle kenarda tutuyorum değil mi? Belgesellerin büyük bir kesiminin paranın ardındaki gerçeği gözler önüne sermekten uzak olmasından mı bahsediyoruz? Bu bir ironi mi? Hayır. Hiç de uzak değil. Hatta belgeseller çok güzel bir şekilde bu gerçeği ön plana çıkartıyordu değil mi? Amerikalılar mali konularla nasıl başa çıkaracağını bilmiyorlar dediğimize de ironi olan kısım burası değil değil mi? Evet Amerikalılar nasıl borç batağına battı yahu şöyle deseydi bu kadar zenginliklerine rağmen, bu kadar varlıklarına rağmen nasıl oldu da şöyle bir borç batağına batı verdiler dese hafiften bir iğneleme belki var derdik ama böyle bir şeyden hiç bahsetmiyoruz değil mi? People spend more money instead of economizing. İnsanlar para biriktirmenin yerine, tasarruf etmenin yerine, daha fazla para harcıyorlar noktası ne pasaj içerisinde böyle bir imalı olacak şekilde verildi ne de ironi olacak şekilde bizlere sunuldu değil mi? Geçmişin hatalarından hiçbir sonuç çıkarmıyoruz noktası da pasajda tam tersi olacak şekilde verilmiş değil mi arkadaşlar? Pasajda ne diyorduk? Geçmişin hatalarından dersler çıkarabiliriz. Evet kriz bitse de yine de öğrenmeye devam edebiliriz. Aynı hataları yapmayalım demeye çalışıyoruz. Pekala film yapımcıları için 62 numaralı soruda ne diyebiliriz? Film yapımcıları bizlerin hatalarının nerede olduğuna dair çok kıymetli dersleri öğretmeye çalışıyorlarmış. Böyle bir düşünceyi alabilir miyiz? Hatalarımızın nerede olduğuna yönelik çok kıymetli dersler bizlere öğretmeye çalışıyorlarmış. Film yapımcıları devasa miktarlarda zaman ayırıyorlarmış. Neye? Ekonomik krizlerin ardındaki gerçeği keşfetmeye devasa miktarlarda zaman ayırmaktadır. Böyle bir yatırım yapmaktadır diyor Bursa'da. Film yapımcıları farklı bakış açılarını kazanmaktadır. Into the power of money in modern life günümüz dünyasında günümüz hayatında yaşantısında paranın gücüne yönelik farklı fikirler edinmektedirler diye Ceyhan var. Film yapımcıları şu gerçeği göz ardı etmektedir. We are not as rich as we are supposed to be. Bizlerin zengin olması gerektiği kadar zengin olmadığımız gerçeğini göz ardı etmektedirler diyen bir denizli var. Film yapımcıları paranın bizim dünyamızı nasıl yönettiğine dair efendim bu soruya cevap vermeye teşebbüs etmektedir diyen bir Edirne var sevgili arkadaşlar. Film yapımcılarını aldığımızda herhangi bir gerçeği göz ardı etmelerinden bahsetmiyoruz değil mi? Gayet bir şeyleri özellikle de bazı gerçekleri gün yüzüne çıkarmaya çalışıyorlar. Ama bizim hatalarımız nerede diye bize bir ders vermeye çalışma noktası kalkışmıyorlar. Önemli sorulara cevap vermeye çalışıyorlar değil mi? Yani baktığımızda o film yapımcıları şu tarz sorulara güzel cevap verdi. Hatta diyordu ki these are all good questions today's best filmmakers attempt to answer. Günümüzün en iyi film yapımcılarının cevaplamaya teşebbüs ettiği güzel sorulardır bunlar dediği noktada arkadaşlar. Devasa miktarlarda zaman yatırıyorlarmış. E i̇ster para yatırsın, ister zaman ayırsın. Böyle bir mesaj var mıydı? Film yapımcılar şu kadar zaman ayırıyor, beş yıllarını alıyor, on senelerini alıyor tarzında bir şey var mıydı? O da yoktu. C ve E arasında sizleri bırakacak olsam ne dersiniz arkadaşlar? Günümüz dünyasında paranın gücüne dair farklı bakış açıları edinmektedirler diyen bir Ceyhan var. Öbür tarafta ise paranın bizim dünyamızı nasıl yönettiğinin cevabını bulmaya çalışıyorlar, teşebbüs ediyorlar dediğimiz bir Edirne var. Sevgili arkadaşlar, paranın gücüne dair bizlere fikir veriyorlar, bizlere fikir efendim sunuyorlar. Özellikle filmleri sayesinde ama kendilerinin bir fikir sahibi olma noktası fiile bakacak olursak geyin diyoruz ama bizim derdimiz geyin noktası değil. Bizim derdimiz bize bazı noktaları sunması, bize bazı hususları belirtmesi, kendilerinin farklı fikir sahibi olması öncelikle yorumladığımız kısım değil. Evet, paramızın efendim dünyamızın nasıl yönettiğine dair o soruya cevap vermeye teşebbüs ediyorlar mı? Evet. Hatta birden fazla da soru var, değil mi arkadaşlar? Elif hocam diyor ki, mesela hocam ilk cümleden gidecek şekilde hareket ettim diyor. Şurada, değil mi? Filmmakers are very good at exposing this truth. Bu gerçeği gözler önüne sermede çok iyiler. Hangi gerçek? efendim para dünyamızı yönetmektedir gerçek. Söz konusu filmler olduğunda ne diyebiliriz arkadaşlar? Filmler bize ne söylüyor, neyi dile getirmeye çalışıyor? Americans got into debt so badly due to their lavish spending. Amerikalılar çok müsrifçe harcamalarından dolayı bu kadar büyük borca battılar. Filmler bunu bize söylüyor mu? Amerikalılar müsrifçe harcamalarından dolayı çok derin bir borca battılar. Eğer ki sorular cevapsız kalırsa bu sorular şüphe uyandırır ve belirsizlik uyandırır diyen bir bursa var. Filmler böyle bir şey bize sunuyor mu arkadaşlar? Filmlere göre Ceyhan doğru mu? Eğer ki bizler harcama biçimimizi değiştirirsek mali durumumuzu düzeltebiliriz, geliştirebiliriz diyen filmlerden bahsedebilir miyiz arkadaşlar? Filmler Denizli diyor mu? tamamlanınca, bitince ekonomik krizler birçok soruyu gündeme taşımaktadır. Peki filmler acaba ekonomik krizler bitince mi birçok soruyu gündeme taşıdığını söylüyor? Yani krizler bittikten sonra birçok sorunun gündeme gelmesi değil, krizler bittikten sonra da dersler çıkarmaya devam etmemiz söz konusu olması gerekiyor değil mi? Peki filmlere göre... Fakirlik çok çok yaygın çünkü geçmişin hatalarından ders çıkarmıyoruz noktası filmlere göre değerlendirilebilecek bir şey mi? Evet burada çok daha rahat bir soru olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Filmlerin bakış açısından değerlendirdiğimizde filmler bir şeyi suggest ediyordu. Hatırladık mı şurada? Bir şeyi öne sürüyordu, öneriyordu değil mi? Diyordu ki yollar var, yöntemler bizlerin her birinin ve milletin, ulusun durumu düzeltebilmesinin yolu yöntemi vardır. Ne yaparak? Harcama biçimlerimizi, harcama alışkanlıklarımızı by changing değiştirerek değil mi? Bunu aldım. Dedim ki Filmlere göre söz konusu filmler olduğunda harcama biçimimizi değiştirdiğimizde mali durumumuzu da düzeltebilip iyileştirebilmekteyiz değil mi? Çok da zorlamadım. Improve filmi aynen aldım arkadaşlar. Change noktasını alter diye aldım. Harcama biçimimizde the way we spent The way we spend ne oluyor? Spending pattern oluyor değil mi? Harcama biçimi olacak şekilde karşımıza geliyor. Hadi bakalım en iyi başlık olarak ne seçersiniz arkadaşlar? Büyük filmlerin gündeme taşıdığı temel sorunlar mı? Film yapımcılarının gündeme taşıdığı mali konular mı? Film sektörünün efendim teklif ettiği, sunduğu pratik çözümler mi? mali problemlerle nasıl başa çıkarız noktasının Amerikan rüyasının sonu olacak şekildeki kısım var arkadaşlar. Pasajın en iyi başlığını bulmaya çalışıyoruz. Pasajda film yapımcıları filmlerle beraber bu mali efendim konulara özellikle de parasal anlamda değil mi? mali konulara giriş yapmaya çalışmıştık arkadaşlar. Burada mutlaka işin içerisine bir film yapımcısı ya da bir filmi almaya çalışın arkadaşlar. Bir film yapımcısı ya da bir filmle alakalı olsun çünkü bu tarz çalışmaların, bu tarz eserlerin, filmlerin ya da film yapımcılarının bu olaylara nasıl yaklaştığını anlatmaya çalışıyoruz. Yani Amerikan rüyasının sonu diyemeyiz burada değil mi? Yani çok şey olacak burada. Çok böyle uçuk kaçık bir başlık olacak. Mali efendim sorunlarla nasıl başa çıkarız çok genel olacak. Bizim derdimiz biraz da filmlerin ve film yapımcıların olaya bakış açısı arkadaşlar değil mi? Film sektörünün teklif ettiği, sunduğu pratik çözümler var mı? Bu da yok. A ve B arasında sizleri bırakacak olsam sınavda ne dersiniz? Nereye doğru gidersiniz? Büyük filmlerin gündeme taşıdığı temel sorunlar mı yoksa film yapımcılarının gündeme taşıdığı mali sıkıntılar konular mı desem? Evet burada biraz daha şimdi netleştirdiniz. Daha fazla Bursa diyorsunuz. Doğru yerdesiniz arkadaşlar ama baş taraftaki yorumlarda bir hayli çeşitlilik vardı. Denizli diyen hocamız, Edirne diyen hocamız, Adana diyen hocamız oldu ama Biraz zorlamış olabilir belki. Bursa'da film yapımcılarının gündeme taşımış olduğu özellikle monetary issues. Monetary deyince parasal sıkıntılar yani mali konular diye alabiliriz sevgili arkadaşlar. Geldim ikinci pasajımın olduğu yere. Hemen şöyle soru köklerine bir bakıyorum. One can understand from the passage that tamamdır. Excessive amount of carbon dioxide in the oceans. Okyanuslarda aşırı miktarlarda karbondioksit var. Ne yapıyor, ne ediyor? Pasajda gördüğümüz zaman yapışalım arkadaşlar. Olur mu? Yine bir Efendim farklı bir soru tipi atmışım buraya. Others diğerleri diye bir zamir kullanmışım. O diğerleri başkaları olan zamir neye atıfta bulunuyor arkadaşlar? Neye gönderme yapıyor? Biliyorsunuz ÖSYM böyle arada bir kelimenin de altını çizip katlı anlamı sorabiliyor ya da bir gramer ifadesi tarzında bir şey varsa bunu sorgulayabiliyor. Bakın as implied in the passage parçada ima edildiği üzere genellikle düşünülen bir şeyden bahsedeceğiz. Ama bunu imayla bulmaya çalışacağız. Direkt Tabak gibi tabiri caizse orada görünmeyebilir arkadaşlar. O imayı yine hani bir numaralı soru da olduğu gibi başlangıçta ironi tarzını nasıl onu değerlendirerek bulduk ya. Burada da yine bir implication'ın peşindeyiz. Bakalım bulabilecek miyiz? Jean Christophe isimli birisi var. Ne yapıyor, ne ediyor acaba? O kişiyi bulunca da söylediği sözler, yaptığı işlerden mesul olacağız. Hazırsak giriş yapalım. Şimdi, Contrary to Common Opinion. Genel kanının aksine diye giriyorum. Bakın şimdi genel bir kanı var. Biz bunun aksine hareket edeceğiz arkadaşlar. Nedir o? Genel kanının aksine söylenen şey. The impacts of climate change yani iklim değişikliğinin etkileri kutup ve kutup alt bölgeleriyle sınırlı değildir. Bu genel kanının aksine olan düşünce arkadaşlar. O zaman 67'ye dikkat edelim. Genellikle düşünülen şeyi buradan ima olacak şekilde almaya çalışırsak bakın karşımıza ne gelir arkadaşlar? Bu yaygın kanının aksine söylenen şey. Nedir o aksi olan şey? İklim değişikliğinin etkileri kutup ve kutup alt bölgeleriyle sınırlı değildir. O zaman Madem bu yaygın kanı, genel kanının aksi olan cümle bu. Genel kanı ne oluyor arkadaşlar? Hemen oraya alıyorum. Diyorum ki iklim değişikliğinin etkileri sınırlıdır. Nerede sınırlıdır? Kutup ve kutup alt bölgeleri ile sınırlıdır. Bakın bu genel olan düşünce arkadaşlar. Bu yaygın olan düşünce bu. Şu mavi kutucuk içerisinde yazdığım yer genel düşünce. Yani 67'de bulmaya çalışacağımız kısım. Biz onun aksine hareket ettik burada. O yüzden değildir diye vermemin sebebi aksi olacak şekilde sunulduğundan kaynaklanıyor. Hani düşünüldüğünün aksine Ahmet çok iyi birisidir. O zaman Ahmet için genelde ne düşünülüyor? Ahmet'in kötü olduğu düşünülüyor değil mi? Dikkat etmek gerekiyor. Betül Hocam diyor ki, hocam çok kaliteli bir soru olmuş. Teşekkür ederim hocam. İnşallah doğru cevabı da bulduğumuzda güzel olacak. Hadi o zaman pasajdan devam. Yaygın kanının aksine iklim değişikliğinin etkileri kutup ve kutup alt bölgeleriyle sınırlı değildir. Bakın tropikal denizlerde biliyorsunuz mercanlar var değil mi? Coral reefs dediğimiz bu mercanlarımız zaten müzdarip. Neyden müzdarip? mesela kendilerine zarar veren bir ağırma var. Bir beyazlanması var. Beyaz hale geliyorlar. Alkler bilirsiniz mercanlarla beraber yaşıyor. Beraber iç içe simbiyotik bir ilişki içerisindeler arkadaşlar. Birbirlerini destekliyorlar. Ama işte çok fazla ısınma gerçekleşince ne oluyor strese giriyor bizim mercanlar strese girince kendilerine renk katan o algleri dışarı püskürtüyorlar arkadaşlar. Dışarı püskürtünce havası sönüyor. Havası sönünce ne oluyor beyazlıyor. Biliyorsunuz bleach aynı zamanda böyle çamaşır deterjanı, temizleyici anlamıyla da kullanılıyor değil mi? Evet o yüzden burada bir mercanlarda ağırma meydana geliyor. Beyazlanma meydana geliyor arkadaşlar. Tropikal denizlerde bu mercanlar zaten zarar veren bir ağırmayla karşı karşıya. Yani neyden dolayı? Bakın rising water temperatures artan su sıcaklıklarından dolayı ve artan okyanus asitlenmesinden dolayı okyanuslar asitli hale geliyor. Su sıcaklıklarında özellikle artışlar gerçekleşiyor. Neyin sonucunda? Çok fazla karbondioksitin sonucunda. Şimdi dikkat edelim 65'in Perdesi aralandı arkadaşlar. Çok fazla karbondioksit demek ki neye yol açıyormuş? okyanusların şöyle asitlenmesine, su sıcaklıklarının yükselmesine yol açabilecek şekilde karşımıza geliyor. Çünkü Ezerizal da sonuç olarak veriyor. Bakın. Okyanustaki çok çok fazla karbondioksitin sonucunda şunlar gerçekleşiyor diyor. Görüyor musunuz? O zaman biz karbondioksitin nelere sebep olduğunu net bir şekilde görüyoruz. An increasing global carbon dioxide levels özlemi yine buradan aldım ve dünya çapında karbondioksit oranlarında bir artış aynı zamanda dünyanın bitkilerini de tehdit ediyor. Bu bitkiler çok çok hayati öneme sahipler. Özellikle yaşam alanlarının yapısını oluşturmada hayati bir öneme sahipler değil mi? Ki bu yaşam alanları biliyoruz ki hayvanlar olsun insanlar olsun hayatta kalabilmemiz için gerekli olan ihtiyaç duyduğumuz yapılardır değil mi? E ne yapıyoruz? E karbondioksit seviyelerinde artış oluyor. Dünyanın bitkilerini de yine tehdit ediyor. 2009 yılında bakın yaban hayatını değil mi? Wilderness diye aldığımız Yaban Hayatını Koruma Derneği var. 2009 yılında Yaban Hayatını Koruma Derneği profillemiş, sınıflandırmış. 9 tane hayvan cihazı profillemiş. Demiş ki bunlar çok büyük olasılıkla iklim değişikliğinden etkilenecektir diye de notlarını almışlar arkadaşlar. Sonra buradan birisi konuşuyor. Kim konuşuyor? Jean Christophe abi konuşuyor. Bu derneğin başkan yardımcısı olacak şekilde konuşuyor. Bakın bu cümlesi bizim için önemli. 68'e gönderme yapacak çünkü. Diyor ki bir rapor var elimizde. Bu raporda altı çizili belirtili olan türlerin büyük bir kesimi birçoğu zaten nesli tehlikede olacak şekilde listelenmiştir. Bizim elimizde kırmızı bir liste var nesli tehlikede olan türler listesi diye. Burada zaten birçoğu yer alıyor. Bir de diğer sebeplerden kaynaklı. Çoğuna yer veriyoruz diyor. Mesela yaşam alanları tahrip edilmiş ya da aşırı avlanma olmuş. Aşırı hasat yapılmış oralarda mesela. Değil mi? Over harvesting olmuş. Bunlar da yine birçoktur. Nesli tehlikede olacak şekilde kırmızı listeye girmişler. Hocamız yine aynı şekilde diyor ki diğerleri ise şu anda Jeopardy'de değil diğerleri ise şu anda in danger, tehlikede değil ama kısa süre içerisinde yine tehlikede olacak. Çünkü iklim değişikliğinin etkileri materialize yani görünür hale gelecek arkadaşlar. Somut hale gelecek, maddileşecek, maddesel hale gelecek materialize gerçekleşecek diyoruz değil mi? İklim değişikliğinin etkileri gerçekleştikçe, hayat buldukça, meydana geldikçe Diğerleri de kısa süre içerisinde tehlike altında olacaktır diyor. Hani şu anda sıkıntı yok belki ama ilerleyen sürece dikkat edelim. Şimdi geldim okyanuslardaki aşırı miktarda karbondioksit ekstrasivi nereye götürüyorum? Tabii ki too much karbondioksit olan noktaya götürüyorum değil mi? Şimdi alalım bakalım alana diyor ki okyanuslardaki aşırı miktarda olan bu karbondioksit sorumludur. Neyden sorumlu? Artan su sıcaklıklarından sorumludur, mesuldür diyor. Bir bakalım arkadaşlar bu artan su sıcaklıkları ve artan okyanus asitlenmesi neyin sonucunda oluyordu? Okyanuslardaki çok çok fazla olan karbon dioksitin sonucunda oluyordu. O zaman su sıcaklıkları artarsa, okyanus asitlenmesi artarsa bundan mesul olarak bunu tutabilir miyiz? Bir düşünün bakalım. Bence fena değil değil mi? Adana'yı şöyle kenara bir ayırayım sizler için. Belki düşünürsünüz. Okyanuslardaki aşırı miktarda karbondioksit yol açabilir mi? Açabilir. Bir azalışa mı yol açabiliyor? Değil mi? Okyanus asitlenmesinde bir azalmaya mı yol açıyor? Aman diyelim sınav esnasında bir tane sözcük bizi kurban etmesin arkadaşlar. Bir tane sözcük bizi yanlışa götürmesin. Pasajda söylenenin tam aksini belirtmişim burada. Lütfen tuzağa düşmeyelim olur mu? Bakın burası decrease diyor. Increase değil. Peki bu okyanuslardaki aşırı miktarda karbondioksit karada olduğundan çok daha az zararlı mı bilmiyoruz ki niye kıyaslama yapıyoruz? Notumuz ne? Durduk yere kıyaslama yapılmaz arkadaşlar. Değil mi? Hani yanlış yapma yöntemleri vardır. Bunlardan bir tanesi de durduk yere kıyaslama yapmaktır. Burada yapmaya çalışmışım devre dışı. Türleri nadiren tehlikeye atmaktadır. Öyle mi gerçekten? Hani rarely zarfı çok baskın bir zarftır değil mi? Karakteristik bir zarftır hani özellikle dünya çapında bitki örtülerine ve türleri nadiren tehlikeye atmakta nadiren tehdit etmektedir diye almışım. Gerçekten nadiren mi onu bir düşünelim değil mi? Ve burada bu karbondioksit oranları gözlemlenmiş mi? İncelenmiş mi? Yaban hayatını koruma derneği tarafından bir gözlem ve bir inceleme yapılmış mı? Bunu direkt kendi etrafında görebiliyor muyuz? Hayır, değil mi? Göremiyoruz. Yaban hayatını koruma derneği biraz daha aşağılarda geliyor arkadaşlar. O yüzden birbirinden bağımsız olan alanları durduk yere bir araya getirmemeye çalışalım, dikkat edelim. Olur mu? Pekala, topu size attım. Ne dersiniz okyanuslardaki aşırı miktarda bulunan bu karbondioksit için? Şu anda yorumlar gelmeye başladı. Diyorsunuz ki hocam getirdiniz ortaya açtınız. Bize de golü atmak kalıyor. Atın arkadaşlar golü. Aynen öyle değil mi? Özellikle artan su sıcaklıklarından mesuldür, sorumludur diyebiliriz. Responsible for. Özellikle şu sebep-sonuç ilişkileriyle dikkat edin arkadaşlar. Yani dutiesler vardır, as a result of'lar vardır. Bunların karşılığında responsible for gelir. Çok fazla sigara içmek nokta nokta kansere yol açıyordur. O zaman sigara içmek kanserin efendim bir sorumlusu, bir mesulü olmuyor, oluyor değil mi? Ondan mesul tutabilir miyiz? Ondan sorumlu tutabilir miyiz? Evet tutabiliriz. Bu lead to'lara dikkat, responsible for'lara dikkat. Bunlar sebep sonucun peşinden çok güzel koşar. Adana doğrudur. Peki diğerleri dediğimiz others neye gönderme yapıyor? Tamamen size bırakıyorum arkadaşlar. Pasajda yorumlayıp üzerinden geçtik. Hani dedik ki şu şu türler nesli tükenme efendim tehdidiyle karşı karşıya değil mi? Özellikle de evet bazılarında şu anda sorun yok. Diğerlerinde şu anda problem yok ama kısa süre içerisinde göreceğiz ki sıkıntılı olmaya başlayacağız. Evet. Species türler sözcüğünü tekrar yazmamak için diğerleri deyip others'la zamirledik arkadaşlar. Şimdi geldik şu sorumuza. Pasajda ima ile çıkardığımız bir soruydu. Genellikle düşünülen şeyi şuradan tersten okuyarak aldık. Yaygın kanının aksine iklim değişikliğinin etkileri kutup ve kutup alt bölgesiyle sınırlı değildir. O zaman yaygın kanı ne? İklim değişikliğini düşündüğümüzde etkisi efendim ama biz ilgilendirmez. Biz Türkiye'deyiz, biz şuradayız, buradayız. Kutuplar düşünsün, kutup alt bölgeleri düşünsün sanki değil mi? Genelde o düşünülüyor arkadaşlar. Ve bunu nerede buluyoruz? Bakın hiç alakasız bir cümle gördüğünüz gibi. 2009 ta aşağılarda geçen bir ifade. Yaban Hayatını Koruma Derneği bizim genellikle düşüncemiz içerisinde olabilecek bir yer değil. Bakın sorunun olduğu yeri direkt bulduğunuzda ne kadar kolay hale geliyor. Yine bu nesli tehlikede olan kırmızı bir liste var. Türlerin listesi. O da bizim ilgi alanımız içinde değil. Çünkü ne bir yaygın kanı var. Şu common opinion'dan generally kısmına doğru geldik arkadaşlar. Evet dediğiniz noktaya katılıyorum. İklim değişikliğinin etkileri sadece kutup ve kutup alt bölgeleriyle restricted to, sınırlıdır diye düşünülen genel olan bir ifade var. Ama onun aksine bir değişim gerçeği var. Durum hiç de böyle değil. Biz normalde only'yi genelde yanlış cevaplarda buluruz sevgili arkadaşlar değil mi? Only, just bunlar yüzde doksan, doksan beş yanlış cevabı oluşturmak için hocaların ÖSYM hocalarının ve bizlerin faydalandığı bir eleman oluyor ama bakın güzel bir cümle bulduğumuzda özellikle contrary to unlike bunları gördüğümüzde hiç affetmiyoruz. Kesinlikle buralardan soru gelir arkadaşlar. Tezatlık elemanları, sebep sonuç elemanları bunlara dikkat edelim pasajları yorumlarken arkalarına güzel sorular saklayabilmekteyiz. Evet bakın mercanların da müzdarip olması bizim genel olarak yine düşündüğümüz herhangi bir cümlenin içinde değildi. Peki Jean Christophe abimiz hocamız için ne diyebiliriz? Şöyle bir düşüncesi var mıydı? Bir yorumlayalım. Several species of animals birçok hayvan türünün ortadan kaybolacağına dair bir düşüncesi var mıydı? Eğer ki bu dernek müdahale etmezse eğer ki yaban hayatını koruma derneği müdahale etmezse çeşitli türlerin ortadan kalkacağına dair bir inancı var mıdır? Jean-Christophe Hoca için bunu söyleyebilir miyiz? Jean-Christophe Hoca kendinden çok emin konuşuyormuş. Neyi söylediğinde bazı diğer türlerin kısa süre içerisinde tehdit altında olacağını söylediği anda kendinden çok emin konuşuyormuş. Böyle bir şey var mıdır onu bir düşünelim arkadaşlar. 2009 yılından biri bu derneğe başkanlık yapıyor. Dikkat edin karıştırmamak gerekiyor. Chair fiili başkanlık yapmak, yönetmek, idare etmek fiilidir. Ama burada gördüğümüz gibi bu hocamız 2009 yılından beri böyle bir görev üstlenmiştir demiyoruz değil mi? 2009 yılında ne yapılmış? Profilleme yapılmış. Hangi türler nesli tükenme altında, hangi türler tehlikede diye değil mi? Karıştırmamak gerekiyor. Kelime oyunu yapmışım Ceyhan'da. Hocamız çok farkında, çok bilincinde. Şöyle bir bilinci var mı? Artan su sıcaklıklarının çok olumsuz bir şekilde mercan kayalarına zarar verdiği noktasında çok efendim bilinçli çok farkında. Hocamızın ağzından böyle bir şey duyduk mu? Ben çok farkındayım, çok rahat görüyorum. Artan su sıcaklıkları bu mercanları olumsuz etkiliyor, zarar veriyor diye bir cümleyi gördük mü? Evet, belki böyle bir sonuç çıkarabiliriz ama hocamızın söyleminden böyle bir şey çıkaramıyoruz. Konuştuğu yer belli, değil mi arkadaşlar? ve does not feel confident kendinden hiç de emin hissetmiyor. Bu yaban hayatını koruma derneğinin çalışmaları var. Bu çalışmaların sonuçlarına dair kendinden hiç emin hissetmiyor. Hiç de öyle değil. Gayet net konuşuyor değil mi? Kısa süre içerisinde bazı diğer türler de tehlike altında olacak. Göreceksiniz diyor. Şu anda sıkıntı yok ama olacak diyor. Bakın very soon noktası bizi nereye götürüyor? Yine short time kısmına doğru götürüyor değil mi? Kısa süre içerisinde harikasınız. Under threat tehdit altında olması in jeopardy ile değil mi? tehlike altında tehdit altında olmasıyla dönüp dolaşıyor. Bakın yukarıda da yine threaten gibi kelimeler, threaten gibi fiiller. O tehdit hiç bizi terk etmiyor. Ama dernek müdahale etmezse hayvan türleri ortadan kalkacak. Var mı bir intervene müdahale etmek araya girmek ifadesi yok değil mi? O yüzden yine yüz vermememiz gerekiyor. Güzel bir pasaj olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Geldim 69 numarayla beraber üçüncü parçamıza. Esken bir understood anlaşılacağı üzere pasajın efendim temel amacı ne? Niye bu pasajı bulduk, karşınıza getirdik? parçanın orijinal yazarı niye bunu yazdı arkadaşlar? Parçaya göre bir orman ekosistemi aşağıdakilerden hepsini kapsamaktadır bir tanesi hariç. Batın buradaki anlamı ne? Except hariç değil mi? Hangisi hariç arkadaşlar? Orman ekosistemi içerisinde bulunmayan öe nedir? Hangisidir? Onu bulmaya çalışacağız. Parçadan öğreniyoruz ki okey bakarız ne öğreniyoruz. birçok şey çıkartacağız. Şimdi pasajdan da görülebildiği üzere bir orman ekosistemi bir eve benzetilmektedir. Lykin buranın fiil hali like'ın arkadaşlar. Ne demek? Resemble demek. Benzemek, benzetmek şeklinde alabilirsiniz. Bir orman ekosistemi bir eve, yuvaya benzetiliyor niye? E genel kültürden de çıkarabiliriz değil mi? Yani bir orman ekosistemi niye yuvaya benzetilsin? Niye eve benzetilsin ki? Aklımıza gelen şeyden dolayıdır. Girdim pasaja. Bir orman ekosistemi temel ekolojik bir birimdir arkadaşlar. Doğru belli bir ormanın içerisinde yer alan temel ekolojik birime ne diyoruz? Orman ekosistemi diyoruz. Nasıl varlığını sürdürür? Bir yuva olarak vardır, varlığını sürdürür. Nasıl bir topluluğa yuva görevi görür? Hem bölgede bulunan hem de sonradan tanıtılan sınıflandırılmış organizmalar vardır. Hani o bölgede bulunan organizmalar bir de bölgeye getirilen, tanıtılan, dışarıdan getirilip sınıflandırılmış hani oraya ne ektiklerini ne biçtiklerini bilirler değil mi classified'dir. Sınıflandırılmış organizmalara bir yuva olacak şekilde varlığını sürdüren belli bir ormandaki temel ekolojik birime ne diyoruz? Orman ekosistemi diyoruz. Evet orman ekosistemini tanımlamış olduk değil mi? Şimdi orman ekosistemi neyle anılır? Neyin adını alır? başlıca ağaç türleriyle anılır arkadaşlar. Bir orman ekosistemi temel başlıca olan ağaç türleriyle anılır. Yani orada hangi ağaç türü hakimse onunla anılabilir, onun ismini anılabilir diyor. Ki bu ağaç türleri neyi oluşturur arkadaşlar? That form the canopy. Yani orada bir üst bitki örtüsü diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu üst bitki örtüsünü oluşturan temel ağaç türleriyle anılıyormuş. Orman ekosistemini ekosistem yapan şey demek ki o üst orman örtüsünü, üst bitki örtüsünü oluşturan temel ağaç türleri neyse onun ismini alacak şekilde. Bu orman ekosistemi yine bakın neyle tanımlanıyor arkadaşlar? Hep beraber topyekün o bölgede bulunanlarla. Living inhabitants of that forest ecosystem. O orman ekosisteminde bulunan topyekün canlılarla da tanımlanmaktadır arkadaşlar. Bunlar beraber varlıklarını sürdürüyorlar. Bir uyum içerisinde. In symbiosis, in accord, akor diyoruz ya. In accord, in harmony, harmonide de bir uyum var tabii. In agreement dediğimiz olay uyum içerisinde beraber varlığını sürdüren o orman ekosistemindeki bütün topyekün canlı birimler ne varsa onunla da tanımlanmaktadır diyor bu orman ekosistemi. Amaç ne? Tabii ki kendine özgü bir ekoloji oluşturmak. To create a unique ecology. Diğer bir değişti arkadaşlar bir orman ekosistemi genellikle efendim toprak kesimleriyle, toprak parçalarıyla bağdaştırılır. Ağaçlarla örtülüp toprak parçalarıyla bağdaştırılır ve bu ağaçlar genellikle ormancılar tarafından üst örtü tipine göre de sınıflandırılır şeklinde. Bir pasajı efendim geride bıraktık. Şimdi küçük gibi gözükse de arkadaşlar bazen gerçekten kısa paragraflar o bilgilere yönelik, pasajda aktarılan şeye yönelik çok fazla mesaj vermediği için bazen sıkıntılı da olabilir. Oradan gelen sorular tehlike oluşturabilir. Uzun pasajlar en azından daha fazla bilgi vermeye çalışıyor deyip bizlere yardımcı olmak için oradadır diyebiliriz. Şimdi 69 numaralı soruya bakalım. Bu pasajın temel amacı nedir acaba? To provide general information on a forest ecosystem. Bir orman ekosistemine yönelik genel bir bilgi vermek, genel bir bilgi sunmak sağlamak demişiz. Pasajın temel amacı to emphasize vurgulamaktır the loss of living inhabitants bölgede bulunanların kaybını neler kaybettiler onu vurgulamaktır. Ormanların tahrip edilmesine dikkat çekmektir. Bir ormanla toprak parçası arasında bir benzerliği belirtmektir. Draw an analogy bir benzerliği ortaya koymak bir benzerliği belirtmek şeklinde olur arkadaşlar. Ve to compare different types of forest, farklı orman türlerini kıyaslamaktır demişim. Ne dersiniz? Rahat bir soru olarak karşınıza getirmişim. Bu pasajı niye dile getirdik? Niye sizlere aktarmaya çalıştık arkadaşlar? Tabii ki bir orman ekosisteminden bahsediyoruz değil mi? Şöyledir, böyledir, bak bir üst bitki örtüsü kanopisi vardır. Bu kanopiyi oluşturan temel başlıca ağaç türleri vardır değil mi? İçerisinde şunlar var, bunlar var. Evet, dediğiniz gibi Adana'mız rahat bir soru olarak değerlendirilir. Peki bu orman ekosistemin içinde hepsi var ama bir tanesi hariç. Mesela Adana var mıdır yok mudur? A kind of relationship based on coexistence. Birlikte var olmaya, birlikte yaşamaya bağlı bir tür ilişki orman ekosisteminin içinde var mı? birlikte var olmaya dayalı, birlikte yaşamaya dayalı bir tür ilişkiden bahsedebiliyor muyuz? Sanki bu benden olsun bahsedebiliyoruz değil mi? Bir simbiyosis var, bir uyum içerisinde coexist diyor zaten değil mi? Beraber varlığını sürdüren topyekün orada canlılar ne varsa beraber bir hayat sürüyorlar diyor değil mi? Adana'yı yapmayalım. O var çünkü. Peki toprak parçaları, stretches of land, laden with, laden with ne? İle kaplı ile dolu laden with güzel bir kalıptır arkadaşlar. Bazen böyle işte fen bilimleriyle alakalı pasajlar olur. Hiç fark Sağlık bilimleriyle burası mikropla dolu falan diyoruz ya. Yaşam dolu, hayat dolu. Bakın şöyle bir yapıyla da karşılaşabilirsiniz. Teaming with okyanuslar hayat doludur. Teaming with life gibi. Burada da ağaçlarla dolu kara efendim parçaları toprak parçaları var mı yok mu onu size bırakıyorum. Classified types of trees burada da yine sınıflandırılmış ağaç türleri var mı yok mu? Bir bölgenin efendim oturanları, sakinleri, bir bölgenin o bölgedeki oturanları, sakinleri var mıdır, yok mudur? Orman ekosistemi içerisinde ne dersiniz. Ve burada da üst bitki örtüleri var mıdır, yok mudur? Orman ekosisteminin içerisinde olmayan öğe hangisidir sevgili arkadaşlar? Pasaj efendim orada karşımızda duruyor. Şimdi Burada ağaçlarla kaplı, ağaçla dolu toprak parçaları var mı? Var. Bakın şurada gördük değil mi? Land masses toprak parçaları, covered in trees ağaçlarla kaplı toprak parçaları diye. Bursayı da devre dışı bıraktık mı? Bıraktık. Çok güzel eş anlamlı olacak şekilde karşınıza getirmişim. Efendim sınıflandırılmış ağaç türleri yani bölgeye sonradan getirilmiş ağaç türleri var mıydı? Vardı. Ceyhan'ı da sizler için devre dışı bıraktım. Gelen bu arada tüm yorumlar Denizli üzerindeydi arkadaşlar. Bir bölge dersek biz nereden bilelim ormanda mıyız, başka bir yerde miyiz değil mi? Bir bölgenin o bölgede yaşayan yerlileri olacak şekilde alırsak evet yani burada bahsettiğimiz bir mekanizma var değil mi? Living inhabitants of that forest ecosystem. Yani o orman ekosisteminin bütün canlı birimleri, öğeleri, evet kişilerinden de bahsedebiliriz ama sen tutup da burada herhangi bir bölge mantığıyla an area dersen o orman ekosisteminden çıkmış sanki herhangi bir bölgede yaşayan o bölgenin yerlileri sanki orman ekosistemi içerisinde yaşıyormuş gibi düşünmeye başlarsın. Ama böyle bir mesaj yok değil mi? Evet üst bitki örtüleri de var orada. Hatta ağaçlarla beraber şekil alıyor. Pasajdan öğrendiğimiz bir şey var. Nedir acaba? Bir orman ekosisteminin bütün canlı birimleri birlikte yaşamak zorundadır. Evet cümle güzel ama şu mastı ne yapacağız arkadaşlar? Hemen not alıyoruz. Özellikle cevap seçenekleri arasında model Kipli, modullu, maslı, şultlu, mayli, mightlı, kendi kultlu, modullu ifadeler varsa dikkat ediyoruz arkadaşlar. En fazla doğru cevaplarda yer alan modullar can, kult, may, might olacak şekilde geliyor. Can, kult, may, might olacak şekilde karşımıza çok çıkartıyorlar. Çünkü must demek, should demek pasajda karşılığını bulması gerekiyor. Olay çok ciddileşti değil mi? Bütün birimler beraber yaşamak zorunda. Aa, gerçekten öyle bir zorunluluk olarak mı veriliyor yani? Yaşamazlarsa ölürler mi diyor? Mesela bölgedeki organizmalar sayıca fazla olmalı bir ekolojide, bir ortamda. Sonradan getirilenleri aşmalı, sayıca fazla olmalı. Gerçekten bir kıyas var mıydı bölgedeki organizmalarla sonradan getirilenler arasında sayıca az olsun, fazla olsun. Hele bir de tavsiye, bir suggestion mı var? Bir öneri mi var orada? Değil mi? Land masses bear no relations with a forest ecosystem. Toprak parçalarının bir orman ekosistemiyle hiçbir alakası yoktur demişim Ceyhan'da. Bir orman ekosisteminin oluşması uzunca bir zaman alır demişim Denizli'de. Üst bitki örtüsü neyden oluşur? O bölgedeki hakim ağaç türlerinden oluşur. Dediğim bir edirne var. Ne dersiniz arkadaşlar? Ceyhan da diyor ki toprak parçalarının bir orman ekosistemiyle hiçbir alakası yoktur. Nasıl alakası yok ya? Değil mi? Bare no relations demişim. Hiçbir ilişkisi, hiçbir alakası yoktur. Çok iddialı olmamış mı? Çok iddialı olmuş değil mi? Orman ekosisteminin oluşması uzunca bir zaman alır. Hiç zamanla alakalı bir şey dedik mi? Üç sene alır, yirmi senede oluşur, kırk senede ağaçlar değil mi? Oluşur o bitki örtüsünü meydana getirir gibi bir şeyimiz yok. Ne yapmışım ben burada? Yine kelime oyunu oynamışım. Yine cinlik peşindeyim bak burada. <laughs> burada ne demişim? Üst bitki örtüsünü oluşturan hakim başlıca ağaç türleri demişim. Demek ki ağaç türleri o üst bitki örtüsünü oluşturuyor. Primary almışım. Evet dominant olacak şekilde vermişim. Make up of oluşturmayı pasivize etmişim. Form olacak şekilde oluşturmayı da almışım değil mi? Şuradaki formu tutup çektim. Make up of. Bu da oluşturmak, bu da oluşturmak. Kelime oyunu yapmaya çalışmışım sizlere, kandıramadım. Edirne doğrudur, 72 numarada. Biz bir orman ekosistemini bir eve niye benzetiyoruz arkadaşlar? Şundan dolayı mı? Her ikisinde oluşturan temel materyal aynı, bundan dolayı mı? Ormancılar hayatlarını, geçimlerini buradan kazanıyorlar dediğim... Bursa'yı mı alırsınız? Hem bölgede bulunan hem de bölgeye sonradan getirilen organizmalara bir barınak, bir sığınak, bir yuva olmaktadır diyen Ceyhan'ı mı alırsınız? Bütün birlikte varlığını sürdüren canlı organizmalar hayatlarını geçinmek için, hayatta kalabilmek için birlikte yaşamak mecburiyetindedir. E az önce mastan kaçtık, şimdi oblaçtu'ya geldik. Oblaçtu ne? Şair diyor ya ben sana mecburum diye. Heh, o mecbur yapısı arkadaşlar. E, bütün birlikte hareket eden canlı organizmalar hayatta kalabilmek, geçimlerini kazanabilmek için beraber yaşamaya mecbur mu? Yani yine niye cümleyi böyle sert bir hale getirdik ki? Nereden geliyor bu kastırma hali değil mi? Denizi de yine buradan devre dışı bıraktık. Ve forest provide all the materials people need. Ormanlar günlük hayatımızda insanların tüm ihtiyaç duyduğu materyali eşyayı ürünü sağladığı için mi biz yuva diyoruz? Zaten arkadaşlar şurada bir home kavramı var değil mi? Ev diyorsun, yuva diyorsun. Alacağız bunu tabii ki sığınak barınak olarak değerlendireceğiz değil mi? Shelter güzel bir ifade bu anlamda. Hem bölgedeki bulunan organizmalara hem de sonradan bölgeye getirilen organizmalara bir yuva olmaktadır. Evet. Öyle ya da böyle yani dikkat edildiğinde neden dörtte dört olmasın ki değil mi? Çok rahat çıkabiliriz. Şimdi gelelim parçadan çok rahat bir şekilde anlaşılmaktadır ki demişiz. İnşallah öyledir. Konstantinopol günümüz İstanbul'undan bahsedeceğiz. Acaba ne oldu o zamanlar? Konstantinopol ismiyle anıldığı zamanlarda başına ne geldi? Pasajdan açık olan bir şey var. İnşallah açık olarak sormuşumdur arkadaşlar. Tekrar ele geçirildikten sonra ha biraz daha spesifik hale getiriyorum tekrar ele geçirildikten sonra söz konusu nüfus olduğunda as far as the populace yani population söz konusu nüfus olunca Konstantinopol için ne diyebilirsiniz? Bakın daha da spesifik hale getirdim. Nüfustan bahsediyoruz. Nüfus için az mı çok mu? İşte efendim okuma yazması var mı yok mu? Şurada mı yaşıyor burada mı yaşıyor? Ne dersin? Pasajdan infer yani sonuç çıkarılabilmektedir ki yazar için ne diyebilirsiniz? Evet bu pasajı orijinal kaleme alan bir hocamız var değil mi? Bir makale yazarı var. Bir bilim insanı var. Ben de bunu sonradan ÖSYM versiyonunda yontmaya çalıştım ama o hocamızın, ses tonunu sizlere aktarabildim mi acaba? O hocamız için ne diyebilirsiniz? Geldim dedim ki ben Konstantinopol recapture, buradaki recapture tekrar ele geçirmek. Hocam Gizem Hocam şuradaki recapture capture yakalamak ele geçirmek recapture tekrar hani re öneki var ya tekrar ele geçirildikten sonra Konstantinopol'un başına İstanbul'un başına ne gelmiş hocam? Ona bakacaksınız. Nüfus açısından ama. When Constantinople was captured by Crusaders and Venetians diye giriş yaptım. Constantinople Haçlılar tarafından ve Venedikliler tarafından ele geçirildiğinde ne yapılmış? Süslenmiş arkadaşlar. It was adorned with, bakın eski dönem sınavlarda adorn'un bitini sordular bir close testte 2016 YDS olması gerekiyor da 2015 YDS de olabilir. Edon bit bir şeyle süslü olma. Konstantinopol, Haçlılar ve Venedikler tarafından ele geçirildiğinde neyle süslenmiş? Arkadaşlar Esfarez'de olan nokta, Allah, Allah kaçırdınız mı ya? Söz konusu nüfus olduğunda Esfarez blabla concerned. Tekrar ele geçirildikten sonra söz konusu nüfus olduğunda Konstantinopol için ne diyebilirsiniz? Hadi bakalım biraz takip. Şimdi Konstantinopol Haçlılar ve Venedikler tarafından ele geçirildikten sonra geçirildiğinde yani neyle süslüymüş? Oh birikmiş değil mi? Yıllarca birikmiş olan bir zenginlik var. Bak yüzyılın zenginliğiyle süslüymüş. Her taraf süslenmiş. Bir de neyle süslenmiş arkadaşlar? Art treasures. Tabii sanat hazineleri var değil mi? Haçlılar ele geçirmiş, Venedikler ele geçirmiş. Ele geçirdiklerinde bir bakmışlar ki ooo yüzyıllık bir zenginlik var orada. Konstantinopos süslü. Her taraf dekorasyonlu, sanat eserleriyle, hazinelerle. Ki bu hazineler için sadece arkadaşlar Yunanistan değil, bütün Roma İmparatorluğu ne yapılacaktı? daha önceleri de demek ki bu hazineler için Yunanistan da olsun, bütün Roma İmparatorluğu da olsun bakın rensek olmuş arkadaşlar. Talan edilmiş değil mi? Talan edilmiş. Sadece Yunanistan değil, bütün Roma İmparatorluğu'nun talan edildiği sanat hazineleriyle süslüymüş Konstantinopol. Tamam. Bu şimdi Haçlılar ve Venediklerin ele geçirdiği andaki hali. Bir bakıyoruz arkadaşlar bu şehir Yunanlar tarafından tekrar ele geçirildiğinde ikinci kez bir istila söz konusu olduğunda artık terk edilmişti. It was a desolation arkadaşlar. Çöl gibiydi, ıssızdı, terk edilmişti. Eser yoktu yani. Evler, kiliseler, manastırlar harabe içindeydi harabe bitik bir haldeydi. Bütün sokaklar, caddeler, whole quarterlar, desert'ı terk edilmişti. Evet, desert'ı biliyorsunuz hem desert diye aldığınızda çöl, desert diye okuduğunuzda yani tatlı, desert tatlı gibi okursanız da terk etmek fiili. Bütün sokaklar, caddeler terk edilmiş. Bakın ikinci kez ele geçirilme noktasında istilada tam bir ıssızlık söz konusu. Kimse yok evler, kiliseler, manastırlar bitik bir halde, bütün sokaklar, caddeler terk edilmiş. Heaps of rubbish, çöp birikintileri. Çöp birikintileri neleri gösteriyor, neleri işaret ediyor çöp birikintileri? Hani o yerleri işaret ediyor. Hangi yerleri? Çok geniş kapsamlı olan yangınların bu evleri bitirip tükettiği, küle dönüştürdüğü yerleri çöp yığınları işaret ediyormuş. Bir yerde çöp yığını var. Bir bakıyorsun ki yangınların kasıp kavurduğu, yangınları mahvettiği, tükettiği, bitirdiği evlerin aslında yerleri orası. Ki hiç kimse yeniden inşa etmeye tenezzül bile etmemiş. Kalkışmamış, ilgi bile göstermemiş. Hani bu evleri yeniden ayağa kaldıralım falan. Her taraf çöp içinde. Yangınlar da çıkmış bak. The Imperial Palace itself, imparatorluk Sarayı'nın kendisine bir bakıyoruz ki bu İmparatorluk Sarayı'nın kendisi öyle düzensiz, öyle kirli, pasaklı bir haldeydi ki so that, değil mi? Öyle nokta nokta ki İmparatorluk Sarayı'nın bizzat kendisi öyle düzensiz ve öyle kirli, pasaklı bir haldeydi ki it was some time, azıcık zaman almıştı birazcık zaman almış yani tekrar içerisinde birilerinin yaşamasından önce tekrar işgal edilebilmesinden işgal, meşgal, meşgul hepsi buradan geliyor değil mi? Öyle ki de yani bir askeri bir istiladan bir işgal noktasından bahsetmiyoruz. Birinin yaşamasından bahsediyoruz. İçerisinde birinin ayak basmasından bahsediyoruz. Evet bu imparatorluk sarayına tekrar ayak basılmasından önce azıcık zaman geçecekmiş demek. Çok kirliymiş baksanıza. Çok böyle düzensiz bir hale gelmiş, dağılmış yani. Nın yerine, in place of, instead of diyoruz ya, değil mi? Büyük bir nüfus varmış bakın. Çok eğitimli, oldukça medeni Avrupa'daki çok eğitimli ve oldukça medeni insanların yerine, bakın şimdi neler var arkadaşlar? Çok berbat bir şekilde feci bir az sayıda Yunan kalmış orada ki onlar da fakir hale getirilmiş. Reduced poverty, fakir hale getirmek. Yani fakirliğe aşağı düşürülmek demiyoruz da fakir hale getirmek ya da getirilmek şeklinde alıyoruz. Avrupa'daki oldukça eğitimli ve medeni olan efendim büyük bir nüfusun yerine bakın neler kalmış artık. Çok az sayıda feci halde bulunan Yunanlar kalmış. Bunlar da yoksul hale getirilmiş. Yoksul hale getirilme sebepleri ne? Kim yoksul hale getirilmiş? A number of foreign and principally French colonists şeklinde geliyor. Yani bir sürü dışarıdan gelen ve özellikle de başlıca Fransız sömürgeciler tarafından demek ki yoksul hale getirilmişler. Şimdi bu dışarıdan gelen kişiler bakın. Foreign captures, capture bir şeyi ele geçirenler değil mi? Bu dışarıdan gelenler ne yapmış? Bu şehri bir güzel yağmalamış değil mi? Dışarıdan gelenler bu şehri yağmalarına, yağmalamalarına rağmen. Ve o bronz atlar var ya şu anda Venedik'te San Marco meydanında var ya o atlar. Lipsius'un yaptığı atlar var ya o bronz atlar arkadaşlar. Şu anda San Marco Meydanı'nda Venedik'te görünüyor. Şimdi bu dışarıdan gelenler, bu işgalciler bu şehri talan etmesine rağmen, bu bronz atları da tutup taşıyıp götürmelerine rağmen, sayısız diğer sanat eserini, o kıymetli eserleri Batı Avrupa'ya taşıyıp götürmelerine rağmen kendileri olsun bu işgalciler ya da bu işgalcilerin ardından gelen halefleri olsun 58 yıllık işgal süresince contemptions bir ignorance halindeler. Yani aşağılayıcı, yani çok küçük düşürücü bir cehalet içerisinde sanattan anlamayacak bir şekilde fethettikleri insanların sanatından bir haber olacak şekilde bu insanlar var ya 58 yıllık işgal süresince muhtemelen talandan daha fazla zarara yol açtılar. Muhtemelen talan edilerek alınandan daha fazla hasara yol açtılar. 58 yıl boyunca bu şehri sömürdüler de sömürdüler diyor arkadaşlar. Ne kadar kızmış görüyor musunuz? Siz o işgal ettiğiniz insanların o sanatından ne anlarsınız diyor. Ignorance diyor yani. Contemptuous bir ignorance halinde hareket ettiklerini söylüyor. Küçük düşürücü, aşağılayıcı bir cehalet içerisinde hareket ettiklerini de bahsediyor. Ne kadar dikkat edilmesi gereken bir cümle değil mi? YDS, EYDS. <laughs> Serhan Hocam diyor ki, Hocam öbür tövbesi diyorum. Valla hocam katılıyorum ama inşallah sorularda gönlünüzü alacağım hocam. Konstantinopol için ne diyebilirsiniz? Birçok kere Yunanlar tarafından restore edildi. Var mı öyle bir şey? Birçok kez Yunanlar tarafından restorasyonu söz konusunda. Bursa'ya baktım. Çoğunlukla sanatseverler ve tüccarlar tarafından yaşanılan bir şehirdi. Öyle bir şey diyebilir misiniz Konstantin? Konstantinopol Konstantinopolis stratejik konumundan dolayı birçok medeniyet için bir savaş alanıydı diyebilir misiniz? Şey. Konstantinopol, Batı Avrupa sanat tarzına ilgi duymaya çalışanları, bunlara merak duymaya çalışanları etkilemeye başlamıştı. Konstantinopol, Batı Avrupa sanat tarzına meraklı olanları cezbetmeye başladı, etkilemeye başladı. Konstantinopol geçmişte çeşitli milletler tarafından ele geçirilmişti, fethedilmişti. Dediğimiz nokta ne dersiniz? Bence 73 numara sonra da gönlünüzü aldım arkadaşlar. Biraz rahat bir soru olduğunu düşünüyorum. Serhan hocam ilk yorumu da yaptı, sağ olsun. Betül hocam arkadan geldi, Gizem hocam arkadan takip ediyor bizleri. E, İrem Hocam geldi diyor ki hocam ben de arkadaşlara katılıyorum şu anda farklı bir seçenek söz konusu değil arkadaşlar. Evet bir restorasyondan bahsetmedik. Çoğunlukla sanatseverler yaşıyordu. Çoğunlukla ifadesini nereden çıkardık? Stratejik konumundan dolayı evet bir savaş alanı olmuş belli ki birçok medeniyet burada var ama stratejik konumu diye bir şey var mı? Coğrafi bir bilgi burası değil mi? Coğrafyadan bahsettik mi? Hayır. Batı Avrupa sanat tarzına merak duyanlar mı? Nerede var ya? Batı Avrupa'ya götürülmüş sanat eserleri var arkadaşlar. Değil mi? Evet geçmişte çeşitli milletler, halklar tarafından ele geçirildi mi? Evet. Yunan'ı var, Venedik'i var, Venediklisi var. Efendim Haçlısı var değil mi? Hepsini burada değerlendirebiliyoruz. Edirne'miz doğru geçtim. 74 numaralı soruya. Pasajdan açık olan bir şeyin peşindeyim. Yunanistan efendim e, fethedildiğinde yani çok kötü bir giriş yapmışım değil mi? Yunanistan'ın fethedilme tarzında bir şey var mıydı? Yunanistan fethedildiğinde bütün Roma İmparatorluğu yağmalanmıştı. Hayda yani Yunanistan fethedildiğinde bütün Roma İmparatorluğu yağmalandı. Sanki pasajla yüzde iki yüz alakasız bir cümle çıkarmışım değil mi? Bunlara dair nereden bir bilgimiz olsun ki? Hadi Adana'yı ben sizler adına devre dışı bıraktım. Konstantinopolda bulunan manastırlar ve kiliseler sanat eserleriyle embellished with süslüydü şeklinde gitmişim arkadaşlar. Konstantinopoldaki manastırlar ve kiliseler sanat eserleriyle süslüydü. Okay. Büyük yangınlar geçmişte efendim birçok kere bütün bir şehri kasıp kavurmuştu. Büyük yangınlar geçmişte birçok kez bütün şehri kasıp kavurmuştum. Yani evet yangınlar olmuş ama bütün şehri biraz aşırı genellememiş miyim? Birçok kez biraz aşırı genellememiş miyim arkadaşlar? Değil mi? Yani böyle bir bilgi var mı? Birçok kere büyük yangınların bütün İstanbul'u kasıp kavurduğu noktasında pasajda böyle bir bilgi var mı? Onu bir düşünelim. Denizli'de demişim ki Konstantinopol ikinci kez el değiştirdiğinde artık aynı şehir değildi. Konstantinopol ikinci kez el değiştirdiğinde artık aynı şehir değildi demişim denizde. İmparatorluk sarayını inşa etmesi, restore etmesi çok zaman almıştı. Uzun bir zaman almıştı. Büyük orandaki kirlilik seviyesinden dolayı, yüksek orandaki kirden dolayı İmparatorluk Sarayı'nı restore etmesi çok zaman almıştı diyen bir de Edirne var. Şimdi sevgili arkadaşlar, evet Bursa da cazibeli bir seçenek olarak geliyor ama bir bakalım manastırlar ve kiliseler sanat eserleriyle süslüydü noktasında hani ben burada bakıyorum Konstantinopol'un süslü olduğundan bahsediyorum ama kiliseler için ne kullandık? Harap bir haldelerdi. Manastırlar için ne kullandık? Harap bir haldelerdi. Ben yukarıda bilmiyorum ki kiliseler süslü mü püslü mü? Manastırlar süslü mü püslü mü? Dikkat etmem lazım değil mi? Konstantinopolu genel manada söylüyor ama işin içerisinde bunlar var mı? Bak çok spesifik gitmişim. Konstantinopolis'in kendisinden de Okey derdim. Sonra zaten daha güzel bir seçeneği gördünüz ve Denizli'ye doğru gelip beni teyit ettiniz. Doğru yerdesiniz arkadaşlar. Özellikle ikinci kez el değiştirdiği noktasını nereden veriyoruz o ikinci kez el değiştirmeyi? When the city was recaptured değil mi? Re, re bizim için ne önekidir? Yeni. Demek Yani tekrar daha doğrusu. Tekrar noktasını ikinci kez hak ediyor mu? Yeni bir şey hak ediyor mu? Evet. Yeni bir şeyi. ikinci bir kezi kereyi hak ediyor. Ri noktasında. Evet Denizli'miz güzel bir cevap olduğunu düşünüyorum ben de. Peki söz konusu nüfus olduğunda 75 numarası orada ne dersiniz arkadaşlar? Konstantinopolda kimler var kimler yok? Çok güvenli bir limandı. Aa, birçok evsiz için ve sömürgeci için güvenli bir limandı. Birçok evsiz ve sömürgeci için gerçekten güvenli bir liman mıydı bir düşünelim. Çoğunlukla okuma yazması olmayan, olaylardan haberi olmayan, cahil olan ve biraz da efendim durumu uygun olmayan yoksul insanları barındırıyordu. Avrupa'nın aksine çoğunlukla eğitimsiz, ve durumu olmayan yoksul bir halkı barındırmaktaydı diyor. Bir de Avrupa'nın aksine deyip hafiften de gönderme yapmış. Şöyle kenarda tutayım. Değerlendirme noktasında siz ne dersiniz? Sizin de cevabınız beklemiş olayım. Thousands of people binlerce kişi Batı Avrupa'ya göç etmek zorunda kaldı. Yine bir zorunluluk vermişiz. Nereden geliyor bu have to'lar, has to'lar, must'lar, had to'lar? Nereden geliyor böyle bir zorunluluk olma durumu? Var mıydı arkadaşlar? Constantinople had some of the wealthiest people of Europe. Avrupa'nın en varlıklı, en zengin insanlarının bazılarına sahipti, bazılarına eş sahipliği yapıyordu. Avrupa'nın en varlıklı insanların bazıları Konstantinopol'da mı yaşıyordu acaba? Yani ikinci kez bir istila olma noktasından tekrar ele geçirildi. durum hiç de vahim, durum hiç de iç açıcı değil. Gayet vahim bir tablo vardı değil mi arkadaşlar? O noktaya dikkat etmek gerekiyor. Varlık, zenginlik falan hak getire, değil mi? Konstantinopol was resided. Konstantinopol'da şunlar yaşıyordu. Oldukça eğitimli ve medeni insanlar yaşıyordu. Hayır. Konstantinopol'dan bunlar gidiyor arkadaşlar. Avrupa'nın değil mi o nüfusunun yerine bakın kimler kalmış özellikle burada ne diye girdik. In place of diye bir giriş vardı değil mi yanılmıyorsam. In place of a large population bakın Avrupa'daki büyük oldukça eğitimli ve medeni olan insanların yerine çok az sayıda Yunan kalmış ve yoksul olacak şekilde kalmış. O zaman sen bir zıtlaşma yapıyorsan değil mi unlike elemanını kullanacaksan madem o zaman oradaki eğitimli olan kişinin karşısında eğitimsiz deyip ignorant alabilirsin. Durumu varlıklı zengin olan kişinin karşısında da yoksul durumu olmayan deyip impoverished'i getirebiliriz arkadaşlar. Evet yine bakın unlike'dan ya da in place of, instead of gibi elemanlardan faydalanarak Bursa'yı inşa etmeye çalıştık. Pasajın yazarı için orijinal kaleme alan kişisi için ne diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar? Konstantinopolda olup biten şey için kendisini üzgün hissediyor demişim ve sert bir ses tonu vardır demişim Adana'dan. Roma İmparatorluğundaki insanların yaşam tarzını aşağılamaktadır. Yok yani hocamızın böyle bir aşağılama olayı yok. Bir de Roma İmparatorluğunda yaşayan insanların yaşam tarzıyla bizim ya da pasajın yazarının ne ilişkisi? Yok değil mi? Peki şöyle bir inanışı, düşüncesi var mı? Konstantinopol'un zenginliğinin bir amaç doğrultusunda talan edildiğine inanmaktadır. Gerçekten pasajın yazarının böyle bir inanışı, bir düşüncesi var mı? Yani o zenginlikler boşu boşuna yağmalanmadı, talan edilmedi. Bir amaç doğrultusunda talan edildi gibi bir düşüncesi var mı? Varsa Ceyhan diyebilirsiniz. Peki şöyle bir düşüncesi var mı? Lipsius'un bronz atları hala Avrupa'da bir yerde tarzında bir efendim sonuç çıkarma yapabilir miyiz denizde bunu diyorum Konstantinopol'da olup biten ne varsa haklı bir şekilde eleştirmektedir dediğim bir Edirne var arkadaşlar şimdi ben size burada soruyu yazarken Adana ve Edirne arasında bırakmaya çalıştığımı itiraf edeyim yani bu soruya bir cevap yazarken A ya da E'den bir tanesine doğru hocalarımız gitsin oraya doğru yönelteyim dedim acaba ne dersiniz Adana'da hocamız Konstantinopolda olup biten şey için biraz üzülmektedir ve sert bir ses tonu vardır demişim. Edirne'de ise Konstantinopolda olup biten şey haklı bir şekilde eleştirmektedir demişiz arkadaşlar. Şimdi bir tanesinin bir fazlalığı var. Kötü seçenek değil ama fazlalığı var arkadaşlar. O fazlalık nerede yatıyor diye onu da sormuş olayım sizlere. Şimdi evet bir üzgün olma noktası var tabii. Talan edildi, yağmalandı diyor değil mi? Bu kelimeler sonuçta bir kişinin kaleminden çıktığında normal sözcükler değil. O tam talan edildi, yağmalandı. Bir üzülme noktasını verebilirsiniz tabii. Evet bir eleştirme noktası da var. Sert bir ses tonu var mı? Sert bir ses tonu var değil mi arkadaşlar? Bu sert ses tonunu nerede görüyoruz? Son cümle içerisinde görüyoruz değil mi? O fethettikleri halkın zenginliklerine, sanat eserlerine vesaire diyordu ve sonrasında aşağılayıcı bir şekilde hiç haberdar olmayacak şekilde hareket ettiklerini, o talandan daha fazlasına yol açtıklarını, daha fazla zarara sebep olduklarını, hasar verdiklerini anlatıyordu. Contemptuous ignorance diye yaklaşıyordu. O yüzden biraz sinirleniyor sonlara doğru. Evet Edirne'de right sözcüğü fazla arkadaşlar. Bilemeyiz yani haklı bir şekilde. işin içine bizi de atıyor çünkü. İşin içerisinde bizi de katıyor. Hadi sen de düşün diyor yani. Ama haklı bir şekilde eleştirmesini biz değerlendirdiğimizde böyle bir şey söyleyemeyiz. Evet hakkı var. Tabii ki sinirlenecek yahu. Olayını bizim yorumlamamızı bekliyoruz bunu yazarken. Sizleri de katmaya çalıştım ama hiç öyle bir ifade yok. Hatalı mıyım, yanlış mıyım yahu diye bize bir teyit ettirme olayından bahsetmiyoruz değil mi? Hadi bakalım son pasajımız evet Adana, Adana olacaktı. Rightli sözcüğü zarfı fazla arkadaşlar. Şimdi yine bir yazarımız normal yazınla nasıl başlıyor? Bir soruyla başlıyor. Bu soru ne için olan bir soru arkadaşlar? Niye bir soruyla başlıyor bu yazar? 78 numarada 19. yüzyılın sonlarındayız. Ne oldu ne bitti acaba? Pasaj şunu açık hale getirmektedir ki Harlem Rönesansı diye bir ifade geçecek. Bu Harlem Rönesansı ne yaptı ne etti? Yine Birinci pasajda olduğu gibi son pasajda da en iyi başlık ne dersiniz sevgili arkadaşlar? Yıllarca süren hatta yüzyıllarca süren bir kölelik dönemi oldu değil mi bu insanlar? Afrika kökenli Amerikalılardan bahsediyoruz. Yüzyıllarca süren köleliğin ardından ve çok sert geçen bir iç savaşın ardından tabii ki özgür olma mücadelesi içinde sert bir iç savaşın ardından Afrika kökenli Amerikalılar ki bunlar ABD'nin güney tarafında yaşayan Afrika kökenli Amerikalılar mış olmalı değil mi? Ne mış olmalı? Any new reality. Must have enjoyed a reality. Yeni bir gerçekliği yaşamış olmalılar değil mi? Bu iç savaşı takip eden yıllar içerisinde yeni bir realite ile karşı karşıya kalmış olmalılar. Yeni bir gerçeği yaşamış olmalılar değil mi? Ne yazık ki. Nedir bu yeni gerçek mi bakacağız? Ne yazık ki çoğu Afrika kökenli Amerikalılar yaşayamadı kendilerine vaat edilen bu toprakları göremediler. Hani uğruna mücadele ettikleri var ya strive for, bu uğruna mücadele ettikleri kendilerine vaat edilen toprakları göremediler diyor. Şimdi gördük mü ne tarz bir soruyla başladığımız arkadaşlar? Yani yıllarca mücadele versen iç savaşı atlat, e ondan sonra güzel bir hayat yaşamış olman lazım, değil mi? Ne yazık ki öyle bir şey olmadı uğruna mücadele verdikleri bu toprakları göremediler. Onun yerine hani rahata ermek şöyle dursun. Onun yerine ırkçılık devam etti, ekonomik güçlükler arttı arkadaşlar. Sonunda yüz binlerce kişi Afrika kökenli Amerikalı 1890'larda kuzeye göç etmeye, hareket etmeye başladı neyin arayışında tabii ki özellikle şehirleşmiş olan o kuzey tarafında daha iyi bir hayatın arayışında 1890'lar 19. yüzyılın sonları 78'e hazır ol burada 100 binlerce Afrika kökenli Amerikalı 1890'larda daha iyi bir hayatın peşinde şehirleşmiş kuzeye doğru hareket etmeye göç etmeye başlıyorlar. ki bu şehirleşmiş kuzey bölgelerinde ne olmuş arkadaşlar sanayileşme yeni işler doğurmuş yeni meslekler doğurmuş bir de büyüyen bir ekonomiyi doğurmuş ortaya çıkarmış değil mi İşte bu geniş ölçekli büyük ölçekli hareket daha sonraları büyük göç olacak şekilde bilinir hale gelmiş Became known as the Great Migration bir araya getirilen insanlardan bahsedeceğiz. Fiil üç pasif kısaltmayla girmiş bakın. Brought together. Kim bir araya getirilmiş? Virgülün arkasındaki Afrika kökenli Amerikalılar. New York, Chicago gibi şehirleşmiş, efendim kuzeyde bulunan bölgelerde bir araya getirilen Afrika kökenli Amerikalılar ne oluşturmuş? Giderek büyüyen komüniteler oluşturmuşlar değil mi? Ortak bir geçmişi paylaşan ve aynı zamanda belirsiz bir geleceği paylaşan ortak bir kültürü oluşturmuşlar komünitelerini kurmuşlar. Odaklanmanın yerine odaklanmaktansa, geçmişin hayal kırıklıklarına odaklanmaktansa bu insanlar yeni bir ilgiyi keşfetmişler. Neydi? Kendi kültürel mirasları var ya, hani bizim geçmişimiz de güzel yahu demişler. Kendi kültürel miraslarında yeni bir ilgiyi görmüşler, keşfetmişler. Tabii bu neyi ateşlemiş? Bu neyi tetiklemiş arkadaşlar? Afrika kökenli Amerikan kültürünün yeniden doğuşunu tetiklemiş, fişeklemiş. Ki bu da daha sonraları Harlem Rönesansı olarak bilinecek olan Afrika kökenli Amerikan kültürünün tekrar doğuşunu fitilleyen, ateşleyen, kendi kültürel miraslarına yönelik yeni bir ilgiyi keşfetmiş insanlar bulup ortaya çıkarıvermiş. Bakın şurada büyük göçle beraber ki bu göçe yine bir nevi zorunda kalıyorlar değil mi? Bu büyük göçle beraber son tarafta Harlem Rönesansı'na uzanan yolu sizlere anlatmaya çalıştık. Baş tarafta bir soruyla girdik. Şu gerçeğin altını çizmek için mi arkadaşlar? İç savaş ABD'deki siyahi popülasyon için çok yıkıcı olmuştu gerçeğini vurgulamak için mi böyle bir soruyla giriş yaptık? Pasajın geri kalanında cevapsız bıraktığı bir soruyla mı giriş yapmış olduk? Pasajın geri kalanında hiç de cevapsız bırakmıyoruz değil mi? O soruyu yanıtladık. Ceyhan'a bakıyorum. Şöyle bir imada bulunmak için mi? Afrika kökenli Amerikalılar iç savaşın ardından beklenenden daha zor bir hayat sürdü. Bunu ima etmek için mi baş tarafta bir soruyla giriş yaptık acaba? Afrika kendi Amerikalıların özellikle kölelikten kurtulduktan sonra o yaşamış oldukları güzel hayata dikkat çekmek için mi böyle bir soruyla başladık? İç savaş esnasında Amerikalıların yaşamış olduğu güçlükleri okuyucuları bilinçli hale getirmek için mi böyle bir soruyla başladık? Soru neydi? Sen bu kadar uğraş, ondan sonra tabii güzel bir hayat sürmüş olman lazım, değil mi? Maalesef hayır ırkçılık devam etmiş, zorluklar daha da bir artmış. Maalesef öyle olmamış değil mi? İşte burada o soruyla başlamamızın sebebi sizler de diyorsunuz ki hocam orada bir mesaj yatıyor değil mi? Orada bir ima var diyorsunuz. O imayı da Ceyhan'da veriyoruz. Aslında olanı anlatıyoruz değil mi? Afrika kökenli Amerikalılar iç savaşın ardından beklenenden hiç de böyle bekledikleri gibi kolay bir hayat sürmemiş. Beklediklerinden daha zor bir hayat sürdüler dediğimiz Ceyhan çok güzel bir yine ima cümlesi olarak karşımıza gelmiş. Pekala daha rahat bir soru olduğunu düşündüm 78 numara soru. 19. yüzyılın sonlarında ne olmuş? Büyük göç çözmeyi planladığından daha fazla probleme sebep olmuş. Büyük göç gerçekten daha fazla mı sıkıntıya sebep olmuş? 19. yüzyılın sonlarına doğru arkadaşlar insanlar başlamış ne yapmaya başlamış mücadele göstermeye başlamış. Bir toprak parçası adına mücadele etmeye başlamışlar 19. yüzyıl sonlarında. 19. yüzyılın sonlarında Afrika kökenli Amerikalılar ülkenin kuzeyinde daha iyi olanakların peşine düştüler diyen bir Ceyhan var. 19. yüzyıl sonlarında Afrika kökenli Amerikalılar ülkenin kuzeyinde daha iyi olanakları aramaya başladılar, peşine düştüler diyor Ceyhan. 19. yüzyılın sonlarında daha fazla kişi adam akıllı bir iş arayışındaydı. Ekonomi büyüyorken, ekonomi gelişiyorken adam akıllı bir iş arayışı içerisindeydiler. Ama nerede arkadaşlar? Değil mi? Ekonominin büyümesi hangi tarafta? Kuzey tarafında. Bu insanlar 19. yüzyılın sonlarında ne yapıyor? Güney tarafında oldukları için göç etme noktasına doğru gidiyorlar değil mi? O göçle beraber ne oluyor? Daha iyi olanakların peşine düşüyorlar. Hemen seri bir şekilde CCC diyorsunuz. Doğru yerden gidiyorsunuz arkadaşlar. Fazla da sizleri bekletmeyeyim. 78 numaralı sorumuzda C seçeneği. Güzel bir kelimedir prospect. Olanak imkan sevgili arkadaşlar. O olanak imkanları biliyoruz değil mi? Searching for a better life. Daha iyi bir hayatın arayışında. Search for eşittir seek. Değil mi? Bulmaya çalışmak. İkinci hali sought. Üçüncü hali sought. Olacak şekilde gidiyor bakın. Search for'u nereye almışız? 79 numara soruda Harlem Rönesansı için ne diyebiliriz? Harlem Rönesansı Afrika kökenli Amerikalıların ülkelerinin problemlerinin daha bilinçli bir hale gelmesine mi? yani ABD'nin yaşamış olduğu sıkıntıları, problemleri daha farkında olacak hale mi getirmiş? Harlem Rönesans'ın önünü açtı, yolunu açtı. Bir ilginin yeniden canlanmasının önünü açtı, yolunu açtı. Afrika kökenli Amerikalıların kültürel mirasına olan ilginin yeniden canlanmasının önünü açtı, diyen bir bursa var arkadaşlar Harlem Rönesansı için. Harlem Rönesansı büyük göçün sonuçlarına odaklanan geniş kapsamlı bir hareketti diyen Ceyhan'ım var. Harlem Rönesansı New York gibi kilit şehirleşmiş merkezlerin olanaklarını yenilemesine olanak tanıdı, imkan tanıdı diyen yani büyük şehirlerin kendilerinin yenilemesine imkan tanıdı diyen bir denizli var. Harlem Rönesansı insanları geleceklerine dair belirsiz bir hale getirdi diyen Edirne var arkadaşlar. Kelime oyunları bayağı yapmaya çalışmışım. Şimdi Harlem Rönesansı'na baktığımızda Afrika kökenli Amerikalıları ya yaşanmış olduğumuz problemleri farkına vardık haline getirdi mi? Yani ABD'nin deneyimlediği, yaşamış olduğu problemleri farkına e, bilinçli hale getirdikleri, farkında kıldıkları bir duruma sokuyor mu? Bundan ziyade arkadaşlar ne diyor? Ya biz hatalarımızı, sıkıntılarımızı geçmişe bırakalım. Değil mi? Biz başka bir şeye odaklanalım. Sıkıntı yaşadık. Problem yaşadık. Evet belki bir bilinçli hale getirme noktası olabilir. Adana'yı temel çeldirici olarak mutlaka yazmışımdır. Ama daha üzerinde durdukları nokta ne arkadaşlar? Şurada özellikle yeni bir ilgiyi keşfediyorlar, buluyorlar değil mi? Revival of interest. Bakın ilginin canlanması. Revival'ı çok güzel bir şekilde buraya yedirmişim. Harlem Rönesansı, Afrika kökenli efendim Amerika'nın kültürel mirasına olan yeniden bir ilginin bu ilgi canlanmasının önünü açtı mı? Önünü açtı tabii. Çünkü onu kendisi zaten gerçekleştiriyor değil mi? Eninde sonunda halen Rönesans'a haline gelebilecek olan bir durum var. Revival of interest eşittir. Renewed interest olacak şekilde. Bakın renew, renew buradan gitmişiz zaten. Aynı tarafı değerlendirmeye çalışmışız. Evet güzel. Bursa'yı doğru cevap olarak değerlendirebiliriz arkadaşlar. Ve Hadi bakalım son soru. 80 numara soruda pasajı için bir başlık seçecek olsanız ne seçersiniz arkadaşlar? Büyük göç ve Harlem Rönesansı mı dersiniz? Harlem Rönesansı'nın geçmişi ve geleceği mi dersiniz? Amerikan İç Savaşı mı dersiniz? Afrika kökenli Amerikalıların problemleri, sıkıntıları mı dersiniz? Irkçılık Harlem Rönesansı'nı nasıl şekillendirdi diyen Edirne mi dersiniz? Nereye gidersiniz? Bence e, sakin bir e, en iyi başlık yazmışım arkadaşlar. Gerçekten pasaja damgasını vuran iki öğeyi sizlere sunmaya çalışmışım. Siz de o iki öğeyi gördünüz zaten. Birinci önemli olan nokta insanların 19. yüzyıl sonlarında kuzeye doğru hareket edecek şekilde büyük göçü başlatmaları ve büyük göçün ardından da "aa bizim kültürümüz ne kadar güzelmiş yahu diyerekten Harlem Rönesansı'na giden aydınlanma noktasına gitmeleri arkadaşlar. Bunun ikisini bir araya getirdim. Adana olacak şekilde sizlere servis etmeye sunmaya çalıştım. Çok çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel, aktif bir şekilde katıldınız arkadaşlar. Müthişsiniz. Gerçekten hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Sağ olun. Vakit buldukça bu şekilde paylaşımlara efendim devam etmeye çalışacağız sizlerle bir araya gelmeye çalışacağım. E, görürseniz o şekilde e, duyuruları yapmaya çalışıyorum. E, i̇nşallah e, sizler adına bir e, bakış açısı oluşturmaya yardımcı oluyordur diyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Yavuz Hocam sizleri gördüğümü sevindim. Betül Hocam aynı şekilde. Sizlerin enerjisi daha iyi. Ben bazen hani, yorgun olabiliyorum. çok Bunları bahane olarak söylemeyeyim ama gün içerisindeki koşturmacadan böyle akşama doğru sizlere geliyorum. Bir de soruları kaleme alalı bayağı zaman oldu. Yani Sizlerle beraber ben de renewal, şöyle bir tazeleniyorum, canlanıyorum arkadaşlar. Güzel oluyor bir araya gelmemiz bu anlamda. Teşekkür ederim. Sizlerin de eline sağlık. Dinlemek daha zordur. Eminim. Anlatmak bir yerde okeydir ama dinlemek daha zordur. Teşekkür ediyorum. Fazla da tutmayayım sizleri. Geçede kalmayalım. Dersi bekleyen hocalarımız da olur. O kadar isim yazdırdılar. O hocalarımıza da teessüf ediyorum. Ya. Beni var ya gün boyunca hocam 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 ortalıkta yoklar. E, muhtemelen işleri çıkmıştır diye düşünüyorum. Kendimize çok çok dikkat edin. Bant'tan izleyen arkadaşlarımıza selamlar olsun. bizleri istedikleri zaman ulaşabilirler. Hafta içerisinde ben 13.00, 16.00 saatler arasında bilgisayar başında oluyorum arkadaşlar. Sorularınızı siz gece gündüz gönderebilirsiniz. Hiç fark etmez. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sağ olun.